Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, bereketi, hidayeti ve inayeti üzerinize ve üzerimize olsun inşallah. Amin. Muhabbetimiz daim olsun, birliğimiz Amin. Daim olsun. Amin. Allah bizi kendi aşkınla yaksın inşallah. Amin. Evet, dergah etiketle senin. Dergah çünkü şu an kendi profilimden yapmışım. Oraya etiketlerken siz de şey yapın. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bir ilahiyle sohbete başlıyoruz. Surette dört terkibim, surette dört terkibim, sirette beşlenim, sirette beşlenim. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah.
elektrik beni bırakmıyor ki lan. Evet. Allah. Hatasıyla kusuruyla bile okuduk. Surette dört terkibim. Sirette hem beştenim. Ol vücudu cevherim hakka etti inkılap diyor. Bütün cevherim, bütün vücudum Allah'a değiş tokuş yaptı. Döndü. İnkılap demek yani bir şey değişti demek. Değişmek demek. Demek ki onun vücudu, Fehmi'nin vücudu, Hasan Fehmi Tezvan Hazretleri'nin vücudu Allah'la değişmiş. Yani öncesinde o varmış. Fakat Allah'la beraber Allah gelince kendi vücudunu satıvermiş. Allah'ın vücudu baki kalmış. Surette dört terkip deniz hepimiz. O da öyle diyor. Surette dört terkip. Ne demek? Ateş, hava, su ve topraktan oluşmayız. Ateş, hava, evet su ve toprak. Bu dört terkiple vücudumuz, bu et dediğimiz şey var oluyor, oluşuveriyor. Ama ne diyor? Sirette hem beştenim. Sirette de beştenim diyor. Nedir? Kalp, ruh, nefis, hafi ve hafa. Beş. Beşten. Bir de gelelim şimdi buraya. Efal, sıfat, zat, makam-ı cem ve Hazretül Cem kesef. Bu beş tanesiniz. Bu beşte Muhammed doğar. Bu beşte Muhammed açığa çıkışı var. Bir de onun kemalli şekli vardır. O da altıncı derece. Yani makamı Cemül Cem. Altıncı derecede kemali kalp makamı. Olur. Biz surette dört terkip olsak da ama seyretimizde her zaman beşteniz. Beşeriz diyoruz bak. Biz beşeriz. Peygamber Efendimiz de söyledi. Ene beşerun mislukum. Ben de sizin gibi beşerim dedi. Ama biz beşeriyeti tabi bu zamanda yanlış anlaşmaya getiriyoruz. Yani biz şaşarız, beşeriz. Hata yaparız, şunu yaparız da getiriyoruz. Hayır. Aslında ki beşer Allah'ın beşeridir yine. Kalp Hakk'ın kalbidir. Ruh Allah'ın ruhu. Nefis Allah'ın nefsi, hafi Allah'ın hafi yönü ve hafa yine Allah'ın hafa yönü. Bu beşte yine odur yani. Peygamber Efendimiz ene beşerun mislukum dedi ama ben ondan ayrı bir varlıkım demedi ki ya. Veya siz ondan ayrı bir varlıksınız. Ben de sizin gibi ondan ayrıyım yine demedi. Ben de sizin gibi beşerim derken senin özünde de Allah var ve benim özümde de Allah var. O zaman hem sen ondansın hem ben de ondanım dedi. Ben de sizin gibiyim derken ben de beşerim. Bak yine beşerim mislim. Ben de sizin gibi beşerim. Uyuyorum, geziyorum, yiyorum, içiyorum. Çoluk çocuk sahibiyim. Ama ki çoluk çocuk sahibi olmak o da Allah'a mahsus. Yani çoluk çocuk sahibi olmak derken onun çocuğu var demek değil yani. Eğer ki senin benim çocuğum var diyorsa Allah'tan geldi demektir. E peki bu çocuk vefat ediyor. Nereye gidiyor? Yine Allah'a gidiyor. Kalu inne lillahi ve inne ileyhi raciun. Yani Allah'tan geldi o çocuk, o bebek. Yine Allah'a gitti. Yani Allah'sız gelmedi ki ben sana versin onu. Yani bana bunu Allah vermedi. Ben kendi kendime yaptım. Böyle bir şey var mı? Yok. O zaman o ene beşerun mislukum çoluk çocuk sahibi olmak yine Allah'sız olmuyormuş yani. O çoluk çocuğa bakmak yine Allah'sız bakılmaz. Ona yedirmek, içirmek Allahsız olmaz. Yine Allah'la beraber. Yani bütün beşeriyetimizde Allah var. Evet bizler beşeriz. Ama Allah'ın beş erindeniz. Onun beş eri olmasa, onun o beş tane askerleri olmasa, insanı insan yapan beşeriyeti olmasa biz ne kımıldarız, ne yürürüz, ne uyuruz, ne gezeriz, ne içeriz, ne yeriz, ne konuşuruz, ne duyarız. Hep onun beşeriyetinden bunlar var işte. Bak Allah'ın subut sıfatları var. Zati sıfatları var. Bu zati ve subuti sıfatlarından başka bir şey var mı sende? Yok.
O zaman bunlar Allah'ın sıfatı. Bunlar bende var derken sen nereye diyorsun bende var? Daha kısa söyleyelim o zaman. Daha çabuk olsun, daha hızlı olsun. Onun sıfatları değil de Allah'ın bizzat kendi manası senin gönlünde var be dostum, onu bulsana sen. Bırak sıfatlarını, ol sen de be. Olmasa sıfatları da olmaz zaten. Allah'ın sıfatları başka yerde de Allah'ın zatı başka bir yerde de mi ya? Neredeyse Allah sıfatları da onunla beraberdir ya. Senin babalık sıfatın var. Sen Amerika'ya da gitsen yine baba değil misin sen? Yine babasın. Sen dede olmuşsun. Gitsen buradan Afrika'ya dede değil misin sen? Ha, yine dedesin. Sıfatlarınla beraber gidersin nereye gidiyorsan sen. Aynı şekilde Allah-u Teala da neredeyse sıfatları da onunladır. Demek ki bu sıfatlar sende varsa bil ki Allah seninle beraber. O zaman ona göre. Allah bizi izliyor. Nasıl izliyor? Kameralar var, kameralardan çekiyor. Yok be dostum ya. Allah seni senden iyi biliyor. Çünkü Allah'ın sıfatlarıyla donatılmışsın sen. Diyor ki ahirette eğer ki kul konuşmak istemese dahil diyor. Azaları konuşacak. Azaları dile gelecek. Nasıl gelecek? Çünkü Allah'ın sıfatları bunlar. Onlar yalan söyler mi be? El diyecek, evet bunu yaptı. Ayak diyecek, bunu yaptı. Nasıl kurtulacaksın? Mevlana Hazretleri'nin bir sözü var. Kork o günden ki diyor, hakimin kendisi şahit. Nereden şahit? Gökyüzünden mi bakıyor? Yok. Artık bu görüşten çıkmak lazım. Bu görüşler şirktir. Her yerde bu da şirk. Allah her yerde de senin için bir yerde bile yoksa o zaman bu şirk olur. Allah'ı her yere sokmuşsun ama Allah her yerde yok. Bu yalan olur. Bir adam bir adamı vurdu. Dersin ki Ahmet Mehmet'i vurdu. Şirk olmaz mı şimdi? Sen her yerde diye Allah kulun içinde yok mu şimdi bu Allah? Var. Hani o zaman Allah vurmadı? Evin çatısı uçtu, geldi bir adama ezdi, öldü adam. Rüzgardan oldu. Sel çıkmasaydı işte, hortum çıkmasaydı adam ölmeyecekti. Yani her yerdeydi Allah. Değil mi? Arabanın freni koptu, uçurumdan uçtu, adam içeride vefat etti. Arabanın freni kopmasaydı ölmeyecekti. Hani Allah nereye gitti? Değil mi? Ama ki Allah her yerden onun kalbine girmiş. Her yerden kulun kalbindedir. Her yerde. Elinde baksan onu görürsün. Ama baksan görürsün. Bakmasan göremezsin. Gözüne baksan onu görürsün. Diline baksan onu göreceksin. Ayağına baksan o vardır. Kulağına baksan onu göreceksin. Ama baksan göreceksin. Bu bakmak da senin bu gözlerle bakmakla olmuyor işte. Bu da ne ister? Tevhid gözünü ister. O tevhid gözünü ister işte. O tevhid gözüne bakmazsan bu gözler onu idrak edemez. Baş gözünle o görünmez. Ama ki kalp gözü de derler oraya. Gönül gözü de derler oraya. Ve tevhid gözü de derler oraya. Kamil gözü de derler oraya. Onunla bakarsan o Muhammed'i gördü. Ona bakan her şeyi görür. Bak ona Neşet Ertaş diyor ki kalpten kalbe bir yol vardır, gizlidir o görünmez diyor. Gel gizli gizli diyor. Gel gizli gizli. Nereye gelecek gizli gizli? Peygamber Efendimiz Allah'la görüştü. Cebrail gitti mi oraya? Gidemedi. Ne yapmış? Gizli görüşmüş. Gönülden gönüle görüşmüş. Şimdi efendilerimiz biat odası var. Biat esnası var. Yani neresi duru? El ezmezmi yeri var. Oraya giriyorsun. Kim var orada? Gel gizli gizli. Orası da gizli. Orada da yine Allah'ın miracı var. Orası hayal değildir. Orası hayal yok. Şimdi desem ki sana ben Peygamber Efendimiz miraca çıktı. Rabbi ile görüştü. Rabbi ile kelamlaştı desem sen hayal kuracaksın. Hemen çıkaracaksın onu gökyüzüne. Buraya binecek. Yolculuk yapacak. Refref gelecek. Refrefe binecek. Bütün peygamberlerle görüşecek. Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram yapacak.
oradan çıkacak, gidecek, neyse geldi Sidretül Mütehare'ye. Cebrail diyecek, ben bundan sonrasını geçemem, geçersem ey ulu yanarım baştan aşağı diyecek. O zaman sen gelme diyecek ona, o kendi gidecek aşkımla, görüşecek. Bu hayal. Hayal bu. Ama ki o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize hayalini değil, bizzat kendisini getirdi verdi. Aynısını çünkü ne yaptı o da? O hakkı kendinde gösterdi. Ashabı. Hepsini biat etti. Hepsine ders verdi. Ve hepsini de o mahreme aldı. O mahremde o hakkı onlara hepsine gösterdi. İdrak edenler ayrı, idrak edemeyenler ayrı. O yüzden ne deriz biz ona? Nasıldı? Haşere mi, beşere miydi? Evet. Bak onlar seçilmişler. Cennetle müjdelenenlere var. Ensarın, muhacirin var. Bak hepsini ayırmış. Neden ayırmış? Ayırmış derken sevgi olarak hepsi aynı. Fakat anlayanla anlamayan bir değil ki be dostum. Bilenle bilmeyen bir değil ki. Bilen başka, bilmeyen başkadır. Yani aslında bilenle bilmeyenin bunun şeyi de var. Hadis olması lazım bu. Derecesi nedir diye. O da diyor ki ölüyle dirinin arasındaki fark. Biri ölü, biri diri. Farka bak. O zaman diri olmak için ne yapacaksın? Tevhid gözünü açacaksın. İşte o bilip bilmemenin farkı burada. Ama şimdi o tevhid gözüne bakanlara sorsan ne biliyorsun desen kul innemal ilmi innallah der. Ne? İlim bizim değil ki. İlim Allah'ın ilmi. O bilir der. O bilir. Şimdi bunu filmlere getiriyorlar. Filmlerde söylüyor. Şeyhim bilirdi. Bak onu da hayaller koymuyor. O bilir de nereden bilir? İligat gök semasından mı bilir? Hayır. Bizzat o kulunun gönlünden bilir. Kulunun kendinden bilir. O yüzden biliyorsun sen diyor bunu diyor. Beyoğlu sen bunu diyor çok iyi bilirsin. Ben bilmem diyor. Sen bilin diyor. Şeyhin bilir diyor. Bak demek ki nereden biliyormuş. Neyin ne olduğunu o insandan bilir. O zaten bunu bizim söylememize gerek yok. Allah-u Teala kendisi söylüyor. Ben kulumu kendinden daha iyi bilirim. Ben ona şah damarından yakınım diyen o kendisi değil mi şimdi kutsal hadisinde? Seni senden daha iyi bilirim diyor. Nefsinin sana fısıldadığını dahi senden daha iyi duyarım ben. Demek ki o kamera kayıtları neredeymiş? Kamera kayıt odasında. Yani Allah'ta. Hepimiz Allah-u Teala o kayıtlarla. Yani kendisi şahit olarak hesaba çekiyor. Ha o da yine zannetmeyelim şimdi zan yapmayalım. O da şu an hemen senden o tartıya koyar seni hesaba çeker. Şu an çeker. Bakarsın haline konuşulanlarla Peygamber Efendimiz'in hayatıyla veya Allah'ın bizden istediklerinle uyumlu mu? Bakarsın ki hatalar var zaten onu sana söyler. Ben bu işi yapamıyorum. Kendi kendine söylersin sen bunu. İşte bak hesaba nasıl girsin Allah. Size diyor hesap sorucu olarak nefsiniz yeter. Bak çıkarmıyor başka bir şey şimdi. Hani burada münkerle nekir? Yok. Hani sorgu sual melekleri işte? Hani? Yok. Ama diyor ki bak ayette size hesap sorucu olarak nefsiniz yeterlidir. Demek ki seni Allah-u Teala zaten burada hesaba çekmiş nefsinle benden adam olmaz diyorsun mesela. Söylüyorsun dinlesene kendini be dostum ya. Allah seni söylettiriyor. Ben bu işi yapamıyorum. Yapmam lazım. Aslında diyorsun böyle olmak lazım. Bak söylüyorsan nasıl olacağını. O Muhammed senin gönlünden şefaat ediyor sana. Böyle ol diyor sana. Biz yine o şefaati bekliyoruz şimdi ahirete. Bir tane sancak açsınlar. Şemsiye. O şemsiyenin altına toplanın. Gölge olsun ama sıcak vurmasın bizi. Güneş yakmasın. Kararamayalım. Bakıyoruz orada bir havuz var. Aa su var. Su, serin su. Buzlar var altında. Aman bu sudan içelim, serinleyelim. Bu da zan. Öyle bir su yok. Öyle bir şemsiye de yok. Onun altında.
Toplanalım. Deval ham sancağı verelim. Sancağının altında toplanalım. Gölgeleneyim. Yok. Böyle bir şey yok. O Muhammed'in sancağı Mürşid-i Kamil'in yanıdır. Bak o sancaktaysan emin yerdesin. Orada sana Allah'ın güneşi vursun zaten. Seni yaksın. O güneş seni yaksın. O güneşe o bent olmaz. Yani perde olmaz. Açar kendini ya. Bırak yaksın seni. Baba. Ondan sonra sana kendi elleriyle avuçlarıyla diyor Hazreti Muhammed Kevser'den verdi. Şimdi sana Mürşid-i Kamil'e kim veriyor bu sohbetleri? İşte o bizzat o Muhammed Mürşid-i Kamil Kevser'inde ellerinle veriyor sana dersi be. İnnellezine yubayneke yubaynallah. Onların ellerinin üstünde benim elim vardır. Neyle vermiş sana şimdi o dersi? Elinin üstünde elinden vermiş. Allah-u Teala. Muhammed Bahsar'ından vermiş sana. Ondan ona verir. Biz şimdi bunu, bu güzelliği yaşamak yerine, hal etmek yerine, bizzat şahit olmak yerine ahirete atıyoruz onu. Nerede gördün sen ahirette böyle bir şey olduğunu dostum ya? Peygamber Efendimiz cennetle müjdelemiş. Değil mi? Sorsaydık oradaki ashaba cennete girdim mi? Vallahi dile gir. Ben şu an cennete girdim der. Dikkat ederseniz cennete girdiler diye YS kapılmadılar. Namazını bırakmadılar. Değil mi? Nasıl olsa cennetli kim ben? Kılmayayım namazı. Tutmayayım orucu. Değil mi? Kur'an'ı okumayayım. Peygamberin yanına da gitmesem de olur artık. Tamam cennetli kim ben? Yapmadılar. Çünkü cenneti o Muhammed'te buldular. Cennet zaten orası. Boşuna mı diyor koca Hasan Fehmi Tezcan Hazretleri? Gir Kamil gönlüne cennetliler sen diye. Nereye girmiş onlar cennetle müjdelenmişler? Muhammed'in gönlüne girmişler ya. Kim müjdeledi onları? Allah'tan ses mi duydular? Hayır. Peygamber Efendimiz söyledi onlara. Sen cennetliksin, sen cennetliksin, sen cennetliksin saydı isimlerini. Neden? Çünkü onları Peygamber Efendimiz gönlüne aldı. Hepsi cennete girdi. O yüzden şimdi Muhammed'i bırakabilir mi onlar ya? Bıraksalar cennetten çıkacaklar. Bırakamaz ki. O yüzden Muhammed'e sımsıkı tutuldular. O yüzden o Muhammed'le yandılar. O Muhammed'in aşkınlığa sevgisinde yandılar. Çünkü cennet orası. Takip edersek cennet annelerin ayakları altındadır. Hangi annelerin ayakları altında? Bildiğimiz kadın olan annelerin ayakları altında mı? Hayır. Mürşit annesinin ayakları altındadır cennet. Cennete oraya gir, oradan girersin. Öteki annede de cennet var mı? Var. Sütler oradan akıyor. Yemekler oradan geliyor. Çaylar oradan geliyor. Sular oradan geliyor. Zaten o da cennet. Ayaklarının altını bırak. Komplesi cennet annenin. Beşeri anneden bahsediyor. Kadın olan anneden bahsediyor. Onun komplesi cennet. Mana cenneti de mürşid annesinin ayakları altında. O da seni yetiştirir. O da seni besler. Mana ala besler seni ya. O da sana telkinat verir. Derdinle dertlenir. Sıkıntınla sıkıntı yaşar. Seninle aynı muhabbeti, aynı zorlukları o da çeker. Nasıl ki anne çekiyor, gece kalkıyor, çocuğu vermeme ver, altını temizle. Ki mürşid-i kamiller de mana yoluyla bunları yaşarlar. Vallahi yaşarlar. Eğer ki sana vermiş olduğu telkinatı sen yapamazsan onun zorluğu onu yaşar o. Verdiği ilacı içmiyorsun çünkü sen. İçmediği için sendeki faydasını görmüyor. Görmediği için en çok sıkıntı çeken kim olur? Anne olur işte. Çocuğunu görse şimdi eriyor. Gözler önünde. Ne olur o anne? Görüyoruz bazen Facebook'larda işte sosyal medyada görüyoruz. Çocuğu hasta. Anne baba ağlıyor, yanıyor. Neden dolayı? Çocuk gözleri önünde eriyor çünkü onda. Bir mürşid-i kamile de sahili gözü önünde erirken o mürşid rahat olabilir mi? Olamaz. Ne yapmak ister? Bir an önce ona derman olsun, bir an önce uyansın, bir an önce kendine gelsin, sağlığına kavuşsun. O sağlığına kavuşmak için de mana yönünde tevhid ilaçları lazım. O tevhid ilaçlarınla sağlık, sıhhatli olursun. Sıhhatler olsun derler yani. O tevhidli olur.
O tevhidi olmadan o Muhammed'in gönlüne girmedi işte. Ashab. Bizler de girmiyoruz. Şimdi gidelim o mürşit Kamil'in gönlüne girelim ki onun ayakları altında, onun durduğu yerdedir yani cennet. Ayaklar altındaki budur. Mana bu. Hani ayaklar altında ki ayağın altına baksan orada değil. Onun bulunduğu yerde. Bir gün demiş Muhittin Arabi Hazretleri, şefaatleri üzerimize sahip olmuş. Camiye girmiş, namazı kılacaklar, cuma namazını. Bir duyuyor. Ben bugün diye esnaf konuşuyor arasında. Bugün bu kadarlık iş yaptım diyor. Öteki benim gelecek malım var. Benim malım kaldı diyor. Öteki şunu verecektim, şuraya götürecektim falan filan derken bu onları duydu. Muhittin Arabi Hazretleri. Bitti namaz. Çıktı. Kapının önüne geldi. Cemaat! Cemaat! Hepsi baktılar. Sizin dedi taptığınız Allah benim ayaklarımın altında dedi. Ne diyorsun be adam? Yine seslendi. Sizin taptığınız Allah benim ayaklarımın altında. Öyle deyince bunu alıyorlar, dövüyorlar, öldürüyorlar, atıyorlar. Ve al yolunu sevenler alırlar, onun dediği yere gömüyorlar. Neyse. Zaman geçiyor padişahlardan biri. Osmanlı padişahlarından. Bu vakayı duyuyor. Diyor ki Muhittin abi böyle böyle söyledi. Bu şekilde yaptı ve onu diyor öldürdü o zamanki insanlar. Buraya koydular diyor. Ne yaptı diyor burayı. Nereye gösterdi size? Gelin götürün beni oraya. Getiriyorlar diyor. Burada. Burası diyor. Bu caminin burası. Kazın orayı diyor. Bir çıkarlar. Kasa kasa altında. Ne konuşuyorlardı caminin içinde? Bu para senin. Bu kadar kazandım. Öteki şunu yaptım. Yani ne diyor? Allah'ın huzurunda senin Allah'ın para olmuş. O da diyor ki sizin taptığınız Allah. Benim ayaklarımın altında doğru söylüyor. Bir kazıyorlar çıkıyor bir sürü altın diyor ki doğru söyledi evliya. Doğru söyledi o zaman. Bakın diyor o padişah. Bak ne kadar doğru söyledi. Ona tapmışlar. Ama ki Allah'a tapanlar için o onu öyle söylemez. Biz gene şimdi alalım o manayı ama. Bize söylesin o manayı. Muhittin Arabi Hazretleri. Taptığınız Allah benim ayaklarımın altında derken o mürşidin gönlündedir Allah. Ayağının altında değil. Bulunduğu yerde. Şimdi nerede mürşid? Oraya gidelim. Çünkü Allah vallahi de oradadır. Camiye gitsek göremeyiz. Kabe'ye gitsek göremeyiz. Medine'ye gitsek göremeyiz. Ama bir Kamil mürşidin yanına git. Huzur bulursun. Huzur. Huzur bulursun. Demek ki neresiymiş? O Kamil, mürşid ne oluyor? O yüzden diyor Ashab Efendi Tevzan Hazretleri, gir Kamil gönlüne cennet dilersen, Fethuli buyurdu Kur'an içinde. Bak Allah-u Teala Kur'an'da ne demiş? Fethuli, girin oraya diyor, girin. Salih kullarımın içine, gönlüne girin. Oraya gireceksin, nereye gireceksin başka cennet için? Sen de istiyor musun şimdi cennetle müjdelenirsin? Tabii ki istemez ya. O zaman gir Kamil gönlüne. İşte cennet orası. Nasıl bir gün Yahudinin biri rüyasında görüyor. Cennet var. Bir de cehennem var. Kendini görüyor komple cehennemde. Cenneti de görüyor şimdi çok güzel. Ben niye buraya geliyorum da burada yanıyorum ya? Neyse. Kalkmış uykusundan. Çıkmış yola. Çıkarken derken de Abdülkadir Geylan Hazretleri'nin dergahının oradan geçiyor. İçeriden sesler geliyor. Allah 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 sesler geliyor. Bu da ne diyor? İlginç geliyor yani. Bakıyor bir pencere var. Pencereden kafasını içeri sokuyor. Bakıyor ki onlar zikir yapıyorlar. Allah 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 derken. O da onlarla artık ritim tutuyor insanlar. Bakıyor onlar nasıl yapıyor. Onun kafası da o şekilde gidiyor. Sonra çıkıyor ben ne yapıyorum ya diyor. Bunlar ne yapıyorlar diyor. Ben onlara uydum diyor. Çıkıyor kaçıyor eve gidiyor. Akşam oluyor gece. Uykuya dalıyor. Bir görüyor kafası cennette. Bedeni cehennemde. Ben diyor bir kafamı koymakla kafamı cennete atmışım. O gitmek istediğim yere gitmiş. Neden diyor bedenim hala burada kaldı. Ben diyor bir gün oradan geçerken kafamı oraya atmıştım. O yüzden kafam diyor orada. Hemen gidiyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne bunu anlatıyor. Ve ona iman ediyor.
Abdülkadir Geylan Hazretleri'nin komplesini, yani onun vücudunla beraber cennete alıyor. Bir gidiyor yine akşam olunca yatınca bir görüyor ki komple bedeniyle hepsi cennette. Demek ki nereye girmiş? Abdülkadir Geylan Hazretleri'nin gönlüne girmiş. Bak oraya girdiği gibi başını orada gör. Aslında bir manada da ne dedi ona? Onu da görürken başını ver dedi ona, ver. O da gitti verdi. Verince ne yaptı? Bütün bedenini aldı. El de bırakmadı ona, ayak da bırakmadı ona. Bizim tevhidimizde de bu var. İlk önce başta başlar. İlk önce başını koparırlar. Baştan sonra fiillerin gider, sıfatların gider, komple varlığın gider. Komple cennete girersin de. Kitap üzerindeki ismi de cennetin zattır. Komple varlığın yok. Hak'tan gayrısı, yani Allah'ın zatından başka bir şey yok. Sırf zat. Cennet-i zat, tecelli-i zat. Bunlar hemen hemen, hani hemen hemen değil, aynıdırlar. Düşünsene sen şimdi cennet. Allah der senin dilinden Allah. Bu cennet değil mi be? Allah senin gözünden görür. Allah senin elinden tutarsa, Allah senin ayağından yürürse, dilinden konuşursa kim? Cennet değil mi burası şimdi? İşte gerçek cennet orasıdır. Bak cennete girmişsin zaten. E demek ki şimdi biz bu cennetleri bırakalım da hayal mi kuralım şimdi? Şelaleler aksın, yeşillikler olsun. Var zaten bunu. Git gölete. Madem çok üstün, suyun başı var. Şelale de akıyor, yeşillik de var. Al bakalım bir süt de dimes. Dimes mi diyorlar, sütaş mı diyorlar. Al sana ondan da dök bardağı. İç. Huriler istiyorsun hanımın yanında. Diyor ki ne istiyorsan getirsin. Söyle hanımına bir çay koy bize, çay koysun sana. Bir su ver bana de, su getirsin. Daha cennet mi istiyorsun sen ya? Al sana cennet işte. Sen gel mana cennetine gir. Bak bunu böyle bulamazsın. Bu su içmekle olmuyor. Çay içmekle, süt içmekle, ırmakları görmekle, yeşilliklerde uzanmakla olmuyor bunlar. Bunlar mana yürüyle yaşayıp da o cennete girmekle oluyor işte. Manada cennete girmeyen, zahirde bu bedenin cennete girse ne olur, girmese ne olur ya. Adam saraylarda yaşıyor ama dertle dolu içi. Şimdi saraylara koymuş seni Allah-u Teala. Çoluk çocuğun hepsini almış, hepsini vefat ettirmiş, öldürmüş. Sarayda olsan ne yazar, olmasan ne yazar ya? Desin ki sana şimdi, senin gireceğin cennette ailen yok. Senin gireceğin cennette Hazreti Muhammed yok, Allah'ın cemali yok. Ne yapacaksın o cenneti sen şimdi? Ne yapacaksın yeşilliği? Sen hayvan değilsin, o diyesin. O cenneti boş ver sen. Bak Yunus Emre Hazretleri, koca Yunus boşuna dememiş. Cennet, cennet dedikleri birkaç tane huri, birkaç tane de köşktür diyor. İsteyene sen ver onu. Bana seni gerek seni. Bak cenneti nerede bulmuş? Seni gerek seni de bulmuş cenneti. Bir ilahi de öyle söyler. Nahide diye bir hanımefendi yazmıştı bu ilahi. Diyor ki istemem Kevser ve cennet. Cemalullah yeterli. Cenneti bulmuş. İşte Allah-u Teala da diyor ki beni bulmuş kullarım vardır. Onları bulun diyor. Onların eteklerine, iplerine sımsıkı sarıl. Onlar sizi bana götürecekler. Demek ki cennet orada. Bırak yeşillikleri, otları, samanları. Biz samanlarla değil, Allah'tan geldik. Samanlardan gelmedik. Adem Aleyhisselam cennetten çıktı. Hangi cennetten çıktı? Yeşillik cennetinden mi çıktı? Allah'ın gönlünden çıktı. Nereye girdi? Yine Allah'ın gönlüne girdi. Ona kızdı değil mi? Allah-u Teala. Kızınca ne yaptı onu? Attı. Kendinden uzaklaştırdı. O yüzden Adem Aleyhisselam dertler çekmedi mi ondan uzaklaştı diye? Cennetten kaçtı diye değil. Onun cenneti Allah'ın gönlüydü zaten. Allah onu seviyor, o da onu seviyor ya. Onu sevdiği huzurundan çıkardı.
Ondan üzüldü. Neden tövbe etti? Ya Rabbi beni affet dedi. Cennetini al demedi. Ya Rabbi beni cennete gene sok demedi ki. Ya Rabbi beni affet. Beni yine sev. Dedi. Adem şafiullah oldu. Ve ne yaptı onu? Gene gönlüne. Gene sevdi onu. Gene aldı onu gönlüne. Bizler de şimdi o sevgiye muhatap olmamız lazım. Bizler de o sevgiye mahzar olmamız lazım ya. Bizler de onun gibi sevmemiz lazım Adem Aleyhisselam gibi. Bizler de Hazreti Muhammed gibi sevmemiz lazım. Bizler de Hazreti Ali gibi sevmemiz lazım. Osman, Ömer, Ebu Bekir gibi sevmemiz lazım. Sevmeden olmazmış. Allah-u Teala sevdiği ve yarattı kainatı. Sevmeseydi kainat mı yavar olur? Sevmeseydi Allah-u Teala Celle Celaluhu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaratır mıydı be? Yahu sevmeseydi Allah-u Teala bizi yaratır mıydı? İnsanlığı var eder miydi onun nurunda? Ne diyor? Sen benim nurumdansın ya Muhammed. Alemler ve ümmet senin nurundansın. Demek ki aslında biz ona bağlıyız yani. Aynı nurdan geldik. Nurun ala nur ayette var. Nurun ala nur der. Oradan geldik. O kamil ağacından çıkıyoruz. Meyveleriyiz biz onu. Kim kamili buldu, Allah'ı buldu. Kim kamili bulmadı, vallahi de Allah'tan uzak oldu. Bu devirde, bu zamanda Allah'ı bulmak isteyen varsa hemen mürşidi kamili bulsun. O Allah'ı buldu demek. Allah sizlerden razı olsun. Bizi sabırla dinlediğiniz için sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Ve bizi ekran başında da dinleyenlerden Allah razı olsun. İnşallah yarından sonra çarşamba günü Makedonya'ya doğru yolculuğumuz var. Nasip olursa. İnşallah. Pir'in simaen yani vücuden yaşamış olduğu şehre gidiyoruz. Onun teneffüs etmiş olduğu havanın biz de teneffüs etmeye gidiyoruz oraya. Pir'in programı var, amma töreni var. Oraya katılacağız. Fehmi Efendim de orada olacak. Ve Ahmet Efendim de orada olacak inşallah. Bizler de, biz fakirler de orada olacağız. Allah orada Makedonyalılarla buluşmayı istiyoruz gönüllerinde. Orada yüz yüze buluşmayı nasip etsin bize. Amin. Sağ salim oradaki güzellikleri de görelim inşallah. Çünkü vallahi de billahi de ben Makedonya'yı seviyorum. İş daha gitmedim ama seviyorum. Ama gitmiş gibiyim. Neden? Çoğunu tanıyorum. Hepsini değilse de çoğunu tanıyorum. Yani müzisyenleri ne kadar tanıyorum ben. İnşallah yüz yüze görüşmeyi nasip etsin bize. Şimdi buradan Ahmet Efendi'me selamlar gönderiyorum. Yarından sonra görüşmek üzere. Dostlara selamlar. Yarından sonra görüşmek üzere. İnşallah güzel şeyler yaşarız. Ki yaşayacağımıza da eminim. Yani temennimiz budur bizim. Hayır üzere olsun. Oradaki manayı da buraya getirmekte. Bak şimdi bir Medine'ye gidersin, Mekke'ye gidersin. Oradaki manayı getirirsin. Bir de şimdi Pir'in şehrine gidiyorsun yahu ya. Bu melameti dibine kadar yaşamış bir şehir aslında orası. Medine Mekke havası veriyor yani. Yani o Pir'imiz Medine'den Mekke'den almış olduğu manaları peygamberimizden mana üzerinden almış olduğunu nereye getirmiş? Makedonya'ya getirmiş. Orada dergahı var. İnşallah biz de Rabbim oraya götürsün. Ve buraya da geri getirsin. Bu manayla getirsin ama. Pir'le gelelim buraya. İnşallah. Zaten pirliyiz. Ama daha pirli olarak gelelim ya. Fehmi Efendim'in de ellerinden öpüyorum. Buradan güzel temelinde bulunan, bizi bekleyen Cabir kardeşimize de selamlar, saygılar. İstanbul'a selamlar. Bursa'ya selamlar. Çanakkale'ye selamlar. Almanya'da Hasan Fehmi Özden Efendimiz var. Ona selamlar. Tüm canlara buradan selamlar. Şu an aklıma gelmeyen hakkını helal etsinler inşallah. Hepsine selamlar. Hepsini seviyoruz. Bizi seveni de seviyoruz. Sevmeyeni de seviyoruz. Hepsine cümle cemaate selamlar, saygılar olsun.
Hayırlı akşamlar olsun. İnşallah bir dahaki sohbet Makedonya'dan dönüşte olur herhalde. Ha, canlı yayınlar yaparız yine biz. Makedonya'dan canlı yayınlar ama biz bu şekilde Perşembe günü görüşme dileğiyle hoşçakalın. Belki yarın yayın yapma şansımız olabilir. Olmayabilir de. Beklemede kalın diyelim. Görüşmek dileğiyle bir hu diyelim hep beraber. Hu.